Özür dilerim, hücumu kuruyor. İki kişi sadece şu an A tarafında ve Dash'le birlikte Defoe. Smoke'un içerisine. Dash'in attık, içeriye girdi. Defoe yalnız güzel. Orada. Oo. Çok güzel flash. Klaus iki tane! İki tane buldu, çok ekstra. Chronicle orada takası alsa da iki oyuncuya düşürmek yeterli olabilir ama Spike'ı kurmasına engel olmak için içeriye giren Nexet'e düşecek. Oraya gelen Kezzet! Bot'a uğramadı Redgar. Bot'a uğramadı. İki oyuncunun da yeri belli. Sıkışmış durumdalar ve canlar da çok değil. 51 ve 68 sadece. Oo. Kezzet bir dokundu. Orada görüş okuna geldi. Mazino. Shadows hemen takası alsa da Kezzet Shadows'u düşürüyor. Oo, Gambit'ten force kararı var. Bunu pek yapmaz Gambit. Evet, bu riskleri almaz. Çok nadir. Force ki şimdi final haritasında direkt ikinci round'dan force'a gitti. Bakalım buna neler çıkaracak karşılıklı. Kazmaya kaplanları birbirlerini ısırıyor oyuncular. Y'ye çok hızlı geldi bu arada. Yalnız A3'tü. Bakalım backup gelebilecek mi? Side'de Klaus var. Klaus sıkıştı. Oradan Wallbang de yer bir yandan. Spectre'larla beraber ve Chronicle. Entry buldu. Yalnız şimdi çıkacak oradan Mazinho. Biraz zorladı. Kill geldi. Bu arada Nugget çıkmış ama. Ya tam bir aim yani, festivali. Ama Spike düştü. Spike ve iyi bir yerde düşmedi. Kezzet'in pozisyonu çok kritik şu anda. Laboratuvar tarafına giren var mı diye bakıyor oraya şu anda Delzik. Shadows'un canı çok değil orada. Yakını kontrol edecek mi? Redgar'ı kontrol edecek mi? Gördü. Redgar düşürdü, çok kötü. Delzik! Harika bir spray transfer. Chronicle Kezzet'in pozisyonunu biliyor. Wallbang'leri denemedi. Kezzet pozisyonunu değiştirdi. Aynen öyle. Delzik pozisyonunu da biliyor ama Kezzet direkt çıktı. Backup da yok. Yani fena bir hasar değil ki. Elinde heal varken yakalandı. Kezzet şimdi hemen geri çekildi. Yani uzuna bırakırsa yani biraz daha yakında patlasa iyi bir hasar bırakacaktı. 4 oyuncu çıkacaklar. Bu arada Nets de kısaya doğru geldi. Nets yakalayamadı. Delzik iyi toparlıyor. Yalnız defa bir tane daha buldu. Ay Redgar koşarak harika bir tek. Şimdi oraya doğru koşarak gelen başka bir oyuncu Mazinho. Klaus da bir tane vurdu. Tek kalan oyuncu var. Redgar ama Klaus. Smoke'a girdi. Yani bir tane de smoke var orada yalnız. Nets Klaus'u düşürmeyi başardı. Bu çok önemli. Site'in içerisinde Mazinho Defoe'yu bulmuş ama Redgar'dan hemen takas var. Kezzet site arkasında. 3 oyuncu üzerinde koşuyor yalnız oraya. Ve bir tane de görüş oku geldi. Bir tane bulabildi orada Nets'ten hemen. Takas var. Chronicle. Oo Nexe çok kritik bir tane skor almış. Chronicle Nexe'te bir headshot gönderiyor. Orada Molly'den biraz hasar aldı Delzik. Yani 1v2'ye geldi ve Yergök Ayna var. Kullanmak isteyecek mi? Chronicle'ın da ultisi var. Özür dilerim, ultisini kullandı. Uzun tarafına doğru geçti. Dirsek tarafında da Redgar var. Oradan dolanmak isteyebilir. Ama Spike ona doğru kurulmuş değil. Uzun için kurulmuş durumda. Chronicle iki tane de çok oku var. Redgar çok uzaklaştı yalnız. Evet, Redgar fazla uzak ama çok ciddi hasar bıraktı Delzi'ye orada. Chronicle ve kendisi de neredeyse hiç hasar almadı. Artık round neredeyse bitti diyebiliriz. Çok büyük bir sürpriz olur buradan çevirmesi Delzi'nin. Silah korumak gibi bir derdi yok. Tabii çok fazla ekonomik olarak oldukça iyi durumdalar. Oraya bir görüş oku da geldi. Bir şey düşünebilecek Redgar'ı bulamadı. Evet, Mazinho. Ve orada bir bu sefer birazcık daha farklı yakından tutmaya önden çalışıyor. Alacaklar. Evet, Kezzet de yakınında oraya bir bot gönderildi. Botla beraber karşılıklı flashlar geldi yalnız. Ama çalışan flash. Çalışıyor. Delzik bu arada Brimstone ultisini hazırladı. Nereye gönderecek? Lambaya mı gönderecek diye bakıyorum. Bu arada Klaus Chronicle yakalamış. Delzik bir kill. Defon takası var. Kurdurmadı şu an Spike'ı. Yalnız Neteskes'ini de bekletiyor. Kezzet nereye atacak? Süresi bitmek üzere. Uza doğru gönderdi. Ama içeri atamamış. Evet, içeriye atmadı bence. Köşeye attı onu. Yalnız Kezzet Shadows'u düşürmüş. 4'e 2 burası, canlar da az. 3'e 2'ye geldi. Klaus'un canı az. Spike kurmaya çalışıyor. Nexe çok kritik bir tane skor buldu. Nets! Klaus hemen takas noktası. Zaman kalıyor zaten. Yalnız Nexe! Chronicle'dan çok basit bir hata. Yok edici silah. Hadi Klaus hemen geri kaçıyor. Lambadan oraya doğru bir kastavuzu bıraktı. Shadows burada 34 kalmış. Herhalde Prefire idi. Şimdi Delzik. Behzat'tan harika bir vuruş. Hemen uzundan takas gelmesin diye oraya bakıyor. Shadows ekstra deneyecek mi diye bakıyorum. Denedi ama bir kill aldı. Defoe'dan harika bir headshot. Yalnız 1'e 3 ve havluya sıkışmıştı ki Mazinho bitirdi. O Nexet. Bunu hiç beklemiyorlardı. Çıktı. Chronicle bakacak mı? Chronicle Breeze headshotlarından bir tanesini attı. Gidiyor, bir tanesi kısaya gidiyor. Hatta ikisi de kısaya gidiyor. Bu arada backup da geliyor çünkü bir yandan. Yalnız Delzik yakalanmak üzere. Delzik vurdu biri. Redgar takasını almış ama görevini yaptı. Delzik ve Nets'ten bu arada Viper ultisi geldi. Tank arkası bir oyuncu var. Klaus. Yine vurdu. Nets geziyor. Lambaya girmeye çalışacak. Ya da girmedi. Ya plant alınamadı ama hala. Alınamadı. Nets. Chronicle birer kill. Round döndü bir anda yalnız. Ve Chronicle Spike'la beraber gitti. Nets koşarak ses yaptı.
O da gitti. İki infoyu da aldı bu arada. Yalnız Keznit hayatta. Ve bir skora nefes keseni geliyor. Orada Nets'ten kullanılan bir tane hemen zehir var. Chronicle o ikincisi de geldi. Oradan nasıl geçecek? Çantaları da yok. Chronicle beklemek geldi. Zorunda. Chronicle geldi. Onu bekleyecek mi? Chronicle canı çok az. Yalnız çok riskli bu. Nets'i gördü. Güzel çok iyi oyun. Timing. Çok... Bu arada çok erken bir Agyokai'na geldi. Ağı hızlandıracaklar. Kısada oyuncu da var. Nets yürüyor bu arada. İn içerisinden. Havluya kadar çıktı. Klaus bunu tahmin etmedi. Nets defo bir tane daha vurmuş. Yani Kezit bu arada ulti de açtı. Açtıktan sonra öldü. Of facia gerçekten ve yani... Delzi'nin ultisi olsa da bu round hangi birini atacak? Yani hangi birini atacak? Ki arkada zaten Delzi çok uzakta. Yani ve bu arada kulüpten çok basit hatalar gelmeye başladı. Evet. Yani evet. Erken bir Turan geldi. Şimdi Chronicle'ın ultisi üzerine Defo uçarak girdi. Defo yakalamak üzere. Yalnız Kezit! Delzik de ultiyi gönderdi. O hızlı oyun işte en büyük riski bu. Çok etkili ultiler var. Özellikle Brim ve Raze demiştik. Ve oradaki Kaos'tan iyi çıktılar ve Keznit 3. kill'ini alıyor, geride çekiliyor. Yani orada garanti olsun dedi. Klaus da kaldırıyorum yani dedi. Klaus'un görevi de bitmemiş. Tek başına 5'e 1. Redgar bir tane headshot gönderdi ama arkadan Delzik geliyor. Onu backside'de Redgar ilk oyuncuyu gördü. Dink attı mı diye baktım o mesafeden. Attı galiba bir oyuncuya çünkü... Dink yok. Evet, dink geri yok. Çekildiler. Ve 5'e 5'i tek. Fury tek'e kalacak. Fury tek'te şu an şey diyorsun, Şahin'i yok. Renkte... Nereye çıkacaklar oraya? Evet. Yani keşif oku da yok. Bir tane drone var Chronicle'da. Klaus spawn'a gelen smoke. Yani çok zor bir tek başlıyor. Keznit renkli bombayı kullandı. Şey dost yakalandı. Redgar hemen duvarı bıçaklamaya devam ediyor. Karşıda Nagzet var. Zaman kazandıracak. Çok şey var evet, yalnız. Evet, Deş'le beraber girdi yalnız ama Klaus ikili almış. Kezit bir tane daha vurdu. Renkli bombası var ve sağ taraf cırandı ama yani Gambit'in de proaktif oynamaya çalışması çok büyük riskti. Bu arada şey dost güzel bir tek attı. Takas var Nagzet'ten, hemen slow bırakacak oraya doğru. Oraya bir tane silah kaptırıldı ama bir Spectre çok önemli değil ve çok kalabalık olduğunu gördüler ağanın. B'yi ne kadar hızlandıracaklar onu merak ediyorum. Şimdi dikkatli gelen oradan bir Nagzet var. Nagzet ilk oyuncuyu görmüş olabilir. İkinciyi gördü. İki tane arkadan geliyor dedi. Oo, gider, enteresan oradan A'ya giderler. Yalnız. A'ya giderler oradan ama Shadows tek attı Kezint'e smoke'tan. Eğer Shadows ölse işler karışacak ve bir tane Redgar'da headshot geldi. 2v3 Delzik smoke'tan. Shadows'u bekliyor ama Shadows döndü. Teleport'tan oynayacak. Yani Spike spawn'a kurulu. Spawn'a da göre açılı kurulu. O Mazino yalnız bilmedi. Mazino biraz çok güzel yere geçti. Çok güzel yere geçti. Ama Spike ona, o Spike ona kurulu oradan görecek. Evet. Oradan görecek köşede çünkü orada Molly de kullanıldı. Gelen bir smoke da var orada. Mazino'nun pozisyonunu tahmin etmeyecekler çünkü Spike ona kurulu değil. Kendisine bir tane flash atacak. Shadows. Mazino. Zaten bonus da alırsa işler karışır. Defo ilk kill aldı. Oraya uçarak gelen Kezit yakalandı. Klaus geçiyor şimdi smoke'lardan. Backside'de oyuncular var. Defo bu arada hamam kontrolünü aldı. Plant gelinecek. Plant alınacak, düzeltiyorum. Klaus spawn'a kadar geldi. Nets'i yakaladı ama biraz fazlasını isteyince takas geliyor. Bu arada Defo smoke'lardan vurmaya devam. Mazinho ve Delzik kaldı. İki tane Spectre'lı oyuncu. Delzik ilk kill almış. İkinci kill. Aman çok zorlandı Shadows. Şimdi Delzik'in de yeri belli. Lambada dönecek. Bu arada ultisi var, molisi var ama bunları kullanamayacak büyük ihtimalle. Güzel bir vuruş. Yerden bir silah aldı. Ulti hazırladı. Zaman var mı? Ama üzerine koşacaklar. Zaman var. Hamamla beraber. Evet, şimdi Heaven Smoke düştü. Backside'de Shadows var. Bir tane Shine bıraktı. Smoke üzerinden çıktı. Harika sprey geldi. Redguard'dan takas gelmiş. Defo'da bir tane vuruyor. Shadows bir flash daha bıraktı. Çıktı. Uzundan harika bir oyun Shadows'tan. İkinci oyuncuyu arıyor. Tahmin etti smoke'tan sızdığını Delzik. Kill aldı. 1v3. Oo, canı çok yandı yalnız orada ve 13 saniye silahını korumak isteyecek burada. Bot. Ve uzundan bu arada Defo açılıyor yalnız. Defo açılıyor. İki oyuncu görüldü ama ikisini birden kaçırdı. Bu arada sülükler geldi bir yandan. Sülükler hemen uza doğru çıkacak. Yalnız bug'a girdiler. Daha doğrusu çekme yüzünden çıkamıyorlar oradan. Ve Delzik. Redgar'ı yakalamış bu arada. Nets. Chronicle. Nets. Arkadan gelen Chronicle bir tane daha vurduktan sonra Nets yakalandı. Kezinde 3vs3. Biraz sakinleşecek oyun. Yalnız Spike yok. En büyük sorun o. Evet ve Chronicle'ın oraya usta. Başlangıç noktasında Gambit tarafında. Keznit rakibinin... Tabii nerede olduğunu bilmiyor. Flash'ı bekleniyordu. Evet, bir flash'la birlikte evet. Nefes kesen geliyor. Chronicle'ın pozisyonunu görebilecek mi? Kezdi. Kapattı. Kapattı.
yaptı. Chronicle 4 tane skor buldu. 5.'nin yerini de biliyor şu anda. Mazino elinde silahı var ama Chronicle'ın canı az. Evet, Chronicle düşürmeyi başardı. 1 ve 2. Bu round oynanabilir kesinlikle. Ama 30 saniye var. Bakıyor. Bekir oraya bakıyor. Ona 8'e geldi durum. Seri devam ediyor. Geldi Shadows'tan. Shadows. Oo, riskli bir peek geldi. Yalnız Keznit'e. Shadows'un üzerine de ulti geldi. Kaçtı. Karşılıklı 2 tane ulti kullandı. Shadows'ta kaçtı. Keznit de yalnız hemen bir iyileştirme aldı. Oraya gelen bir tane flash var. Burayı oynamak isteyecekler. Nets yalnız Zelzik Shadows'u düşürmüş. Nets. Nets'ten bir tane daha var. Oo. Orada Nexet'ten ulti geldi. Klaus Nets'i düşürmüş. Klaus'tan ikinci skor da geldi ve 4 ve 2'ye geldi skor. Takımlar arasında Redguard'ın elinde sadece bir tane charge var. Yergökayna var, çok kritik ama Viper'ini kullanıldı. Burayı nasıl alacak bir daha Gambit? Çok kritik bir round yani, ama Yergökayna geliyor. Default arkadan gelecekti ama şimdi elinde bir operatör, oradan nasıl çıkacak? Yani tekrar uzuna dönmeye çalışıyor. Bunun tarafında da hala bahçe içerisine gelen bir Viper'ini var. Redguard atladı ve Klaus 3 kill ile beraber bitirdi round'u. Bir Viper'ini kısa tarafında Nets'ten ve bir arkasında hamam tarafında yalnız Nexet! Defo çok büyük ekstra denedi. Yalnız arkasında bir flash desteği yoktu galiba. Nexet açıyla geldi. Chronicle mermiyi yiyebilirdi geri çıktılardan beraber. Keşif okunu kullandı. Yalnız Keznit Redguard'ı yakalamış. Chronicle çıktı. İlk round takas yok. İkinci de gelmedi. Chronicle! Headshot mesafesi. Hiç sprey bile yok. Bir. Ama sonrası başlıyor zaten. İki. Üç. Dört. Arkasını döndü vurdu bir de. İnanılmaz. Edebilir ya. Bu Eko'ya düştüler zaten. Evet, onu diyorum yani. Bu kadar avantaj varken inanılmaz. Şimdi Chronicle uzunda yine. Nakzet geliyor. İlk kill aldı. Takas geldi. Bu arada nefes kesenle giren bir Keznit var. Keznit yine bıçakla çıktı, gönderdi. Attı yakaladı Shadows'u. İnanılmaz. Keznit hemen toparladı hatasını belki de bir önceki round'dan. Chronicle da hatasız round'un üzerine bir hata yaptı bu arada kesinlikle. Yani çok işte özgüven yani, peak'i o artık uzunda. Dürtülerinize çoğu zaman cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi arkadan Redguard geliyor, Hookah'dan. Redguard'da bir judge var. Yani buradan bir save'e gidebilir bu arada Gambit. Tabi gitmek istemez, 12 vermek istemiyor ama nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Defo çıktı backside'da. Şöyle bir yavaş yavaş geldi. Erken bırakılan orada bir molly var bu arada. Şimdi yerekten Nets alacak onu. Yalnız yakmıyor orayı. Hayda. Nets. Ama Keznit çıktı ve Derzik bitirdi. İnanılmaz. Bunu da bir oyuncu gördü sanırım. En azından bir oyuncu gördü. Nets. Nets pozisyonu çok kritik. Karşısında iki tane oyuncu var. Duvar düşecek orada. Klaus elinde zehir tutuyordu. Bıraktı. Sınavın içerisinde Nets bir tane vurdu. İkincisinde vurdu. Çıktı. Üçü de vuruyor. Nets çok kritik. Nets dördü de vurdu. Beşi de isteyecek. İkinci ace mi bu maçtaki yoksa? Nets. Nets ama Shadows müsaade etmez. Lan yerleştiriyorlar. Defo çok kolay kaçırdı ama Chronicle bir B'de bir A'da takımı taşımaya devam ediyor. Şimdi aksiye sızacak bir oyuncu var. Çıktı. Klaus risk aldı. Perde arkası bir kill. Kıramadı vaktinde. Ama yani zaten site aldı. Smoke'lar geldi. 3 smoke eş zamanlı olarak. Derzik'ten çok ekstra. Nakzet yerden bir silah aldı, değiştirdi ama Defo hala orada. Defo slow'dan kaçmaya çalıştı. Yalnız Spike Penalty alamadılar. Derzik hala lamba tarafında. Backside'de şu an Derzik nereye gidiyor? Bunu beklemeyecekler. B'ye gidecek gidiyor sanacaklar. Ama onu bekleyen Shadows var. Shadows hazır. Silahı görecek birazdan ve Shadows Spike'ı düşürdü. Flüt de geldi. Arkasında hemen Klaus'un yeri belli. Klaus spawn'a mı bakacak, arkasına mı bakacak ve Shadows. 1.5-2 mermi gönderdi. 12-12. Oraya doğru bir işaretleme yaptı. Lamba arkasına doğru pik gelirse diye. Çok açık aldı Klaus. Çok büyük hata. Çok geniş bir şekilde pik alınca shoulder'ını yakalandı. Şimdi Kezin toparlamaya çalışacak. Bu arada uza doğru da Derzik'in ağzında patlayan bir Shine ama Derzik şanslı, üzerine push gelmedi. Shadows hala bekliyor. Biraz Lurker pozisyonda ikinci Shine'i gönderdi. Derzik tam kör olmadı. Yani sol tarafta olduğunu biliyor Shadows'un. Kaçırmayabilir bu arada. Çok dikkatsiz. Mazinho. Yani iki oyuncu info almaya çalışırken yakalandı. Kuru'da herkes, her şey Nakzet'in ellerine kaldı. Çünkü oyunu B'ye çevirdiler. B tarafında Nakzet. Default pozisyon içerisinde Sage canını doldurabilir. Belki kombat sırasında atlayan Chronicle var. Chronicle geldi, plant alacak. Bir. Nakzet ilk kill aldı. Slow bıraktı planti Chronicle. Zaman kaybediyor şimdi. 15 saniye. Dizek tarafından rakibi de geldi yine. Nakzet zaman kandırmaya devam ediyor. Pikledi Chronicle. Önemli bir vuruş. Yalnız Keznit geldi Dizek'ten. 8 saniye var. 2 vs 2. Ne geldi? Renk tesiri bomba. Asa kaldı ama hayatta hala Chronicle. Fakat Defo. Defo şimdi Keznit geldi tekrar. Chronicle'ı buldu. Canı çok az Defo'nun, nefes kesen! Sağa attı, sola attı. Hayır! Belki bitecek, olmadı. Keznit şimdi default içerisinde. Yavaş yavaş yaklaşacak. Defo cross'tu. Avantajı vermek istemiyor. Keznit uçarak geldi ama Defo! 3 kişi yalnız burada. Nets duvarın arkasında, oraya bir flash geldi. Çalışmadı! Nets kendisi kör oldu.
Nets kendisi kör oldu. Büyük bir hata. 5 ve 4'e geldi. Bu kadar hızlı geldiğini düşünmediler. Zaten bu arada Nets de yani sağa bakacaktı. Her türlü buraya bakmayacaktı. Evet. Yani büyük bir hata ama geldi. Ama yani belki rakip de kör olsaydı, kendisi kör olmasaydı belki dönebilirdi. Evet yani ama ama yani çok büyük bir hata. 5 ve 4 savunma tarafındaki Gambit için bir rotasyon gelmedi. B tarafında Spike hala oldukça geride ama uzunun kontrolü tamamen Kuru'nun ellerinde. A tarafına yalnız bakıyorum. Redguard cepte şu an ve risk alarak oynuyor. Cepte olduğu fark edilirse oraya gelecek yeteneklerle evet beraber Redguard yani kimseyi vuramadan yakalanabilir. Nazet bu arada işaretlenmiş galiba. Hemen geri döndü tekrar. Hala bir rotasyon gelmiyor bu arada. Yeteneklerin hepsi duruyor bu arada Kuru'da ya. Hiçbir şey kullanmadı. Bir tek Tazmanya Kaplan'a gitti. Şimdi Mazinho bir tane flash kullanacak. Onu Hukaya doğru attı. Hukanın boş olduğu infosu hemen var. Hemen girdiler içeriye Hukadan. Orada bir yıldız var. Şimdi Redguard yıldızları kullanmaya devam edecek. Yalnız cepte saklıyor. Harika bir headshot geldi Redguard. İki tane vurdu. Üçü de vurdu Redguard ama Klaus'tan bir takas geldi. Giden rahat geri geldi belki Redguard sayesinde. Evet 2v2 yalnız. Oraya bir tane duvarda kullanıldı. Hemen Klaus uzun için kurdu. Spike'ı iki oyuncunun da yerleri biliniyor. Klaus duvar yalnız yakın oynuyor. Klaus yalnız yakın oynuyor şu anda. Ve Nexet de yine yakın, uzaklaşmadılar. Operatör var, o yüzden belki yakına girmek acaba istiyor olabilirler. Defo. Operatörle çıktı, vuramadı. Klaus, Chronicle'ı hemen takas olan bir oyuncu geldi oraya. Belki flashla çıkartılabilirler ama çıkartamadılar Nets. Nexet'i bulmayı başardı. 5v4. Bir flash daha geliyor oraya. Mazinho kör oldu. Şimdi ama oraya yerleşmeyi başardı köşeye. Huka, bir tane uzun. Hücumu böyle şekillendirmişti. Bir tane de Lurker vardı. Yavaş yavaş Redguard geri geliyor şimdi. Gambit oyuncularının yanına. B'de bitirmek isteyebilirler. Hook'a kontrolü çok rahat alındı. Backside'de gördü galiba bu arada Nets. Böyle keşif oku geldi. Nets atlamaya hazır ama Keznit'le harika bir headshot geldi. Keznit ikinci Mazinho yardım etmiş. Keznit ikilisi Crossfire ile beraber Redguard'a bıraktılar işi. Redguard 1v2 pozisyonda. Sight'ta arkadan çok hızlı geldi bu arada Klaus. Yani şu an Klaus diyor ki ben bakıyorum görmüyorum Sight'ta. Sen biraz bekle dedi. Şimdi Redguard biraz 10 saniyesi kaldı. Acaba Huka'dan görünüyor mu? Smoke'a girdi. Redguard'ın zamanı yok. 1v1. Klaus çıktı. Redguard mı? Klaus! Bir kontrol edecekler mi? Lambanın önünden çekmeye çalışacak ama kaçırdı vuruşunu. Etmeyecekler. Redguard 2 tane vurdu. Defo'nun da yardımı var. Ama yine Delzik takısını aldı. 2v3 yalnız. Avantaj tamamıyla Gambit'te. Ve Klaus'un canı da sadece 31. Nets geri çekildi. Hemen yeşil kutular arkasında oynayacak. Plant'ı almak istiyor Delzik. Ama smoke bitecek. Evet smoke bitecek. Ya, duvar da yok zaten. Hani seyircileri de kaybettiler. O yüzden biraz aim fight'a bakacak. Backside'a geldi Delzik. Harika bir vuruş. Yalnız Nets de var. Nets çıktı. İkinci kill gelir mi? Hayır Nets. Bakalım A tarafından bir şey çıkartabilecek mi? Keznit'te renk tesiri. Sızıyor. Sızmaya çalışıyor bunu ama. Yapmıştı birkaç kez Nets. Ooo Bonut standart hareketi bunu bekleyecek mi? Klaus bakmıyordu. Freak attı büyük ihtimalle. Bakmıyordu. Çok ekstra çıkardı 5v4. Yalnız başka kimsenin olmadığını biliyorlar orada. Bakalım rotasyon getirecekler mi? Hala ışınlanma ihtimali var. O yüzden getirmiyorlar. Redguard da var uzunda şu an. O da hala tetli oluşturuyor galiba. Biraz göstermiş olabilir kendisini. Tabi B'de daha fazla aksiyon var ama zaten üçlediler. Keznit spawn'dan bakıyor. Şahin geldi. İnfosu verildi orada bilir olduğuna dair. Yalnız Defo. Vogue'la girecek mi oraya? Keşif oku geldi. Kırılamadı. Yalnız çok iyi kaçtı oradan Huka'ya doğru. Nagzet. Şimdi Mazinho site içerisinde. Yalnız sıkıştı Defo. Çıkabildi oradan. Çıkamadı. Hala iki oyuncu var site'da yalnız. Evet var ve 20 saniye kaldı. Bir kez daha dönemeyecekler. Molly de geldi. Molly geldi. Chronicle onu bekleyecek. Ki Delzik bir de üzerinden kill'i çıkardı. Açılacak bir kill daha Delzik. Tek başına uzun savunmasını yaptı. Delzik! Bir de burst bıraktı. Sonu kimsenin olmadığı infosunu verdi. Ve bu çok doğru bir info olmayabilir. Redguard'ı da A tarafına göndermiş oldular. Böylece Defo? Yalnız Defo deşini kullanmak durumunda kaldı. Sight'tan Kaplan'dan kaçarken Sight'a doğru geriye kaçtı. Hücum geri B'ye dönüyor ve 3 kişilik A savunması var. Sadece 2 kişi var B'de. Şimdi A tarafına güzel bir fake oldu. Defo'yu hem geri ittirdiler hem de yetenekleri kullanıldı. Backside'a. Şu an Nate geldi. Nate site içerisine kadar girdi. Havada Shadows yakalamış. İkinciyi de vurdu. Nets'in yardımı var. Şimdi Delzik arkadan gelen Chronicle'ı buluyor. Ama Delzik de öldü adeta. Canı kalmamış. Şimdi Shadows perde arkasına yaklaşacak. Nagzet hala smoke'tan sonra dener miyim diye. Çünkü geri dönemezler. Smoke açıldı. Delzik içinden atlayacak. Shadows. Şimdi silahın ucunu gördü. Shadows 4 kill'le beraber savunma yaptı Mazinho tarafından. Yalnız Nets biz acayip hasar almış. Evet, Nets bir kısa tarafında galiba. Perde arkası olabilir. Nets bu arada yürüdü. Saate kadar geldi. Çıkış flashları geldi. Backside'deki oyuncuyu gördü. Çok iyi bir flash, oyun var. Çok iyi Nets, flash. Nets Defo ikilisi 3 kill birden geldi. Defo çıktı. Bir tane daha vurdu. İnanılmaz. Mazinho
Son kalan oyuncu olacak ama round bitti gibi neredeyse. Defoe ultiyi de açtı tabii ki. Ve onu da Redguard bitirdi. 3 kişinin üzerine gidecek. Defoe shoulder'ı kaçırdı. Geri çekilecek havluya doğru. Şimdi uza doğru döndü bir yandan. Yalnız kör oldu, çok kötü sıkışabilir gibi. Kaçıyor. Kör körü çok iyi kaçtı ama. Chronicle ilk kill aldı. Mazio nasıl çıkacak? Ama nasıl vurdu onu? Chronicle nasıl kaçırdı onu? Derdik Defoe'yu kaçırdı. 3 oyuncu kaldı Gambit savunması. 15 Derdik saniye. 15 saniye. Duramıyor, biraz bekleyecek. Zehir sonrası kuracak, Estavus sonrası. Nugzett bu arada. Nugzett. Lambayı vurdu. Son kalan oyuncu Nets orada. Nugzett orada vurdu. İnanılmaz. Biz neler yazma değil orada. Evet, evet. Vuracaksınız onu çünkü Anson Nugzett vurdu. Ve yine Amam tarafında yine benzer bir B split, özür dilerim A split taktiği kağıt üstünde gözüküyor gibi. Şu an Crew için oraya gelen bir kaplan var ama bu sefer onu yavaşlatmak adına kullanılan bir tane Molly var. Yine arka tarafa kullanılan. Erken kullanıldı bu sefer. Aynı koordinasyon yok ve Nets yine yaklaşmış durumda ama Chronicle kısa tarafından Derzik'i düşürmüş. Yine Hamam tarafından kullandı. Shadows Nugzett'i düşürdü. Kaplan kısa tarafına doğru geldi ve kırıldı. Yalnız çok kritik. Bir tane vurdu Klaus. İkincisini de vurdu. Nets'ten takas var. Chronicle kendisi düşürüyor ve Mazino tek başına 3v1'le. İçi çok zor Nets'ten. İki tane headshot geldi. Evet. Bir tane. Bu arada çok hızlı geldi Keznit. Yalnız kimse yakaladı Shadows. Yalnız takas da geldi Keznit'ten. Nugzett bu arada yakalamış. 2-2 takas. A tarafında bu arada pikleyen yani Nugzett bu arada ultisi bir puana daha düştü. Ulti küresini alınca. Nets Chronicle açıldı ve bir info veriyor ama bu yanlış bir info olabilir. O üçlüye karşılaşma ihtimali duyacak var. Duyacak birazdan. Birazdan duyacak, Chronicle birazdan. Duyacak sesleri. Şu an duyuyor olması lazım ve onlar oraya geliyorlar. Şu an duyuyor. Tetik disiplini bekliyorum lütfen. Finale götürebilir. İkini vurmasın. Finale götürebilir takımını vuracak ama takmadı. Derzik hemen takası alıyor. Vurmasa ama bakıyordu gerçi Derzik. Vurması gerekiyordu. Smoke'lar gelecek. B2 oynayacak oraya çekme geldi. O çekme geldi. 20 saniye çıktı, var. Bir daha dönemezler. Yalnız Nets çıktı. Nets çıktı. Derzik kill aldı. Nets ikinci kill aldı ve Gambit. Gambit takımını finale götürdü Nets'in kollarında belki de. Yani inanılmaz, inanılmaz Gambit nelerden geldi. Ona 4 tane maç puanını geri çevirdi. Crew gerçekten yani hayal kırıklığı yaşıyor şu an. İnanılmaz bir maçtı. İnanılmaz bir maçtı gerçekten. Başından sonuna iki takımı da tebrik etmek lazım. Crew gerçekten tarihi yazdı. Yani ben... We'll be right back.